Evet arkadaşlar, geldik Boynuyoğun köyüne ya da mahallesine. İlk girişte Elefan'ın olduğu hemen sağ tarafta insanlar burada uğraşıyorlar. Uğraşırken onlarla konuştuk, çekim yapabilir miyiz diye. Ortamınızda ortamları çok güzel. Sıcacık karşılama var arkadaşlar burada. O yüzden köyleri seviyoruz. Çünkü köy insanı dejenere olmamış. Saf, tertemiz, çok güzel. Evet teyzem köyde yaşıyor. Kızı Tire'de yaşıyor. Burayı almışlar, işliyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz, insanoğlu yeşille, toprakla uğraşmak için fırsat kolluyor. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Burayı temizliyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi yemişlerimiz var, atlarını temizliyoruz. Yer olduklarında, yerleri kurincir döküldüğünde çirkin olmasın diye. Olmasın diye temizliyorsunuz şu alanı. Şu anda evet. Ürününüz bol olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Keyfiniz çok olsun. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, hemen yol üzerinde satılık bir arazi gördük. Buranın satışını yapan ise bir emlak ofisi. Telefon numarası 0-552-679-3671 ve 0-559-539-3661. Evet, Boynuyoğun köyüne geldik. Yeniden oluşturuldu. Evet arkadaşlar, Boynuyoğun köyüne geldik. Ana caddeden sağlı sollu girdiğinizde Boynuyoğun köyü. Arkadaşlar, dağlık bir köy. Dağın eteğinde kurulmuş bir köy. Çoğunlukla artık alıştık, köylerin çoğunluğunda genellikle tek katlı evler mevcut. Nadiren böyle iki katlı evlerde görebiliyoruz. Boynuyoğun köyüne geldik. Burası bayağı bir dağa doğru ilerliyor. Evet, köyün merkezi noktasındayız. Evet arkadaşlar, köyde çok fazla insanla karşılaşmadık. Köyün camisi mevcut. Evet. Bir iki kişi gördük, onlarla konuşalım bakalım köy hakkında neler söyleyecekler bize. Evet arkadaşlar, burada bu köyde tenhalık görünce sorduk vatandaşa. Vatandaş dedi ki köyde kimseyi görmemeniz mümkün. At yarışları varmış. Ve evet, bu köyde genellikle taş evler mevcut. Yolları da son derece dar. Ara yolları oldukça dar. Boş ve pek çok bakımsız evde mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evler taştan. Evet, gördüğünüz gibi
Güzel bahçeler var. Böyle güzel evler var. Ama çoğunlukla bakımsız taş evler mevcut. Şimdi bir vatandaşla karşılaştık. Bakalım ablam neler sordu, neler öğrendi. Satılık mı bunlar? Peki kim ilgileniyor? Muhtar. Ha, bu ev muhtarın. Muhtarın kendisi ilgileniyor. Taş ev arkadaşlar, onarım istiyor. Ve muhtarın kendi evi satıyor. Efendim? İnsan fazla yok diyorsunuz. Bakkalı yok, kahve yok. Kahvesi yok. Bakkalı yok. Ekmekçi geldi, bu ekmekçi geldi. Senin sene saat 12. Saat 12'dim bak, 12'de ekmekçi geliyor buraya. Ha, ekmekçi geliyor, ekmekçiden ekmek alıyorsunuz. Okul, o zaman okulunuz, sağlık ocağınız da yok sizin. Yok, çevirce. Çevirce gidiyorum. Ha, evet. Evet, burada taş evi bu hale mi dönüştürdüler? Yoksa söküldü, yeni inşaat mı yapıldı bilmiyorum. Böyle evlerle de karşılaşabiliyoruz. Tabii ki manzara muhteşem buradan. Gördüğünüz gibi. Gayet hoş manzaralı yerler bunlar arkadaşlar. Ama çoğunlukla taş ev ve az önce teyzemizin de söylediği gibi çok fazla insan yok. Çoğu satılık. Pek çoğuyla muhtar ilgileniyormuş. Muhtarla da şu an karşılaşamadık. Evet arkadaşlar. Evin bir de şöyle güzel fırını var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş. Kurumuş bir de çeşme mevcut. Evet. Buralarda yaşam alanı yaşayanlar mevcut. Buradaki evler aktif yani. Evet arkadaşlar, şu anda burası tamamıyla sakin, tam dinlenmelik. Evet, bizi davet eden, çağıran birisi. Var bakalım ne diyecek. Evet. Güzel yürekli teyzemler bizi davet ettiler. İçeriye girelim bakalım. Şu güzel ortamı da bir görelim. Böyle bir güzel ortam var arkadaşlar. Köy dediğinizde insanın aklına hakikaten insanlık geliyor. Böyle güzel insanlar geliyor. Nasılsınız? Burada daim mi yaşıyorsunuz? Yalnız yaşıyor. Yalnız yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorsunuz. Bu kızım, bu oğlum. Kızınız ve oğlunuz. Onlar farklı yerlerde yaşıyorlar değil mi? Tire'de çalışmak zorundalar tabii değil mi? O yüzden oradalar. Evet arkadaşlar, ne dedim? Köy deyince insanın aklına insan geliyor. Güzel yürekli insan geliyor. Şu güzel ortamda keyifli bir yaşam sürüyorlar. İnşallah. Allah herkesin yaşadığı alanı içine sindirsin. Evet, oturun, kalkmayın. Çektim zaten temiz. Şu anda teyzem kızıyla oğlunun tam ortasında oturmuş. Allah evlatlarına da kendisine de sağlıklı uzun ömürler versin. Bundan daha keyifli bir an var mıdır? Yok. Bundan daha keyifli bir an var mıdır evlatların yanında? Yok, yok. Değil mi? Daha ikiden daha var evladım. Allah hepsine sağlıklı ömürler versin. Çalıştıkları için burada değiller değil mi? Ziyarete geliyorlar. Tire duruyorlar. Hepsi Tire'de tabii. Hayat benim mücadelesi. Benim yayınlarım 40 sene oldu. Ben 65 yaşındaydım. Bunlar bana verdim. Hep kendimi çalıştırdım. Allah razı olsun. Anneler kar çekiyor zaten. Evet. Vallahi öyle. Allah gönlünce bir yaşam versin diyeyim. Ama senin yerin cennet. Evet arkadaşlar, bu yolun
İlerisi arabanın gittiği yer havuzlu piknik alanına doğru gidiyor. Keyifli bir alan olduğunu söylediler. Buradaki insanlar piknik için gidebiliyormuş. Evet arkadaşlar, böyle güzel evler. Az önce teyzemin evini çektiğim gibi böyle güzel evlerle de karşılaşmak mümkün burada. Kuş sesleri arasında ne büyük keyif.